Hükümetimizin aldığı 2023 hedeflerini de göz önünde bulundurarak da bizler yatırımcı olarak turizmde neleri geliştirebiliriz, neleri yapabiliriz, Akçakoca'yı neleri kazandırabiliriz diye çok defa kafa yorduk. Bu otel bizim değil, gerçekten Akçakoca'nın bir oteli, Düzce'nin bir oteli, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir oteli yani. Tabii bu otelin hikayesi gerçekten çok hazindi, hüzünlüydü. 90'lı yılların başlarında temel atılmıştı bu otelimizin. Turizme hizmet etmesi anlamında Akçakoca'ya, Düzce'ye, ülkemize hizmet etmesi anlamında önemli bir yatırım yapılmıştı ilçemize. Tabii bir sebeple otelimiz maalesef atıl vaziyette, bir nevi bitkisel hayattaydı. Tabii ben bu büyük cesareti göstererek bu otelin bu hale gelmesinde emeği geçen öncelikle yatırımcımıza ve değerli belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii Akçakoca halkımıza da bu noktada sahiplenme noktasında önemli bir görev üstlendi ilçemiz, Akçakoca'mız, halkımız. Aslında bugün burada belki bir sivil kuruluşun özel teşebbüsün kurdelasını kesiyoruz ama bana göre Düzce Belediyesi'nin ya da Akçakoca Belediyesi'nin bir hizmet binasını hizmete açmaktan, kurdelasını kesmekten farksız. Çünkü bizler aynen kendi tesislerimiz gibi burada toplantılarımızı gerçekleştireceğiz, misafirlerimizi ağırlayacağız. Her türlü ihtiyacımızı bu anlamda bu otellerden karşılayabileceğiz. O yüzden bu otel aslında bizimdir. Burası benim memleketim. Annemin evi şurada, çocukluğum burada geçti. Armut Çağızı plajı bizim için çok önemliydi. Bu otelin önünde bir plajdı. Dolayısıyla 20 yıl kadar önce buraya yatırıma başlayan ve bu otelin tamamlanması noktasında sıkıntılar yaşayan bir süreçten sonra burayı ihya etmek, ihya ifadesi bizim bazı fıkıh kitaplarına bahis olarak geçer. İhya etmek anlamında Zekai Bey'in buraya gelip de hakikaten bu yatırımı hayata geçirmiş olması bizim için çok önemli. Bu otelin geçmişini ben de bilenlerden birisiyim. Düzce'de turizmin canlanması için böyle bir otelin ayağa kalkmasına ihtiyacımız vardı. Ama bunu göze alacak bir yiğite ihtiyaç vardı. Bu yiğit Gaziantep'ten İstanbul diyarından çıktı geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Çok da iyi etti doğrusu. Bu kadar güzel Düzce'mizde davet ettiğimiz zaman ya orada otel var mı? 5 yıldızlı otel var mı dedikleri zaman biz sıkıla ezile ya 5 yıldız yok ama 4 yıldız var, 3 yıldız var, 3 yıldız da 5 yıldız gibi falan demekten artık sıkılmıştık. Bizi bu dertten kurtaran ve bizi bu boyun büyük büküklüğünden kurtaran çok değerli Sky Tower ailesine, yönetim kurulu başkanına ve muhterem mahdumlarına teşekkürler ediyoruz. Yatırımcılar için 3 tane önemli potansiyelin olması lazım. Bunlardan bir tanesi ulaşım. Hamdolsun yollarımız gayet güzel. Gelirken de büyük bir heyecanla koşarak adım geldik. İkincisi yollarımızın dışında bir de potansiyel, doğa potansiyeli, turizm potansiyeli burada da fazlasıyla var. Ve üçüncüsü de istikrar. Hamdolsun yatırımcı için hiçbir sürprize mahal bırakmadan cesaretle, hevesle, heyecanla gidip yatırım yapabileceği ortam oluşturmak öncelikle devletimizin görevi. Yolları yapmak devletimizin görevi. İşte bu güzel tesisleri yapıp hizmete sunmak da girişimcilerin görevi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Ailesi Sayın Sahip Uslu Beyefendiler. Çok ilgilenebiliriz. Kendileri çok teşekkür ediyoruz. Ayetlerine sağlık olun. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.